Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz model Simge Ünal. Simge Ünal, hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Selam herkese. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Gerçekten sağlığın önde olduğu, gündemde olduğu bir süreç. Tabii her insan bir dünyada her mesleğe özellikle farkındalığı da artırmaya çalışıyoruz. Siz özellikle modelliğe dair neler söylersiniz? Sizin modellik hikayeniz nasıl başladı? Biraz onu anlatır mısınız bize? Ben modelliğe başlayalı 6-7 yıl oldu. İzmir'deydim. İzmir'de başladım. İlk ajansım oradaydı. Daha sonra sizin de bildiğiniz gibi 3-4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Güzel gidiyor her şey. Daha doğrusu korona günlerinden önce her şey çok güzel gidiyordu. Yurt dışına da gidiyorum defilelere, çekimlere. Şu an kısa bir ara verdik. Yani 1,5 aydır falan yaklaşık pek gelen işleri de kabul edemiyorum açıkçası. Ama artık Mayıs ayıyla birlikte gelen iş tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyorum. Vaka sayılarını azaldığı için. Bir de evde oturmaktan da hepimiz biraz bunaldık artık. Bugün de sokağa çıkma yasağı varken biliyorsunuz yapıyoruz bu yayına. Evde sitedeyim ya, bahçedeyim ya, dışarıda değilim. Evet. Sizce iyi bir modelin özellikleri nelerdir? Siz nasıl ifade edersiniz? Yani fizik ön planda tabii ki. Ya ben modellik için güzelliğin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında belki olmayabilir ama ülkemizdeki çekimlerde yani iyi bir modelin, iyi para kazanabilen bir modelin güzel olması gerektiğine de inanıyorum. Ülkemizde bu şekilde bakılıyor çünkü. Onun dışında tabii doğru yerlerle, doğru ajanslarla bu işe başlamak çok önemli. Özellikle ilk başlarken. Çünkü bir sürü model ajansı var ama daha profesyonel yerlerle çalışmak çok önemli. Bir de eğitime de önem veriyorum ben. Biliyorsunuz yüksek lisansımı tamamladım. Yani sadece tabii ki iş olarak modelliğe yönelsinler, bu işi yapsınlar, bu işe yeni başlayacak kişiler. Ama bunun yanı sıra eğitimlerine de ara vermesinler. Yani üniversiteyi mutlaka bitirsinler. Böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Evet. Yani en azından işler istediği gibi gitmezse başka bir alanda çalışabilirler. Ben şanslıydım. Benim için işler çok yolunda gitti. Ama herkes için böyle olmuyor. Doğru bağlantıları kuramazlarsa en azından yapabilecekleri başka bir şey olmuş olur ellerinde. Evet. Tabii her mesleğin kendi icrası içinde böyle anılar birikiyor. Bu zamana kadar sizin böyle aklınızda kalan, ilk aklınıza gelen mesleki anınız hangisi olur? Böyle spesifik olarak anlatabileceğim bir şey yok ama bizim kulislerdeki özellikle defile hepsi çok eğlenceli böyle geçenler var. Çok keyifli oluyor. Ben bu yakın zamanda Atıl Kutuoğlu defilesi çok keyifli geçmişti. Onun dışında İzmir'de çıktığım Boraksu defilesi benim için çok keyifliydi. Fashion koşturmacalı oluyor. Gelenler bir de Evet. Tabii hayatın bütününü gerçekten dijital dönüşüm etkiliyor. Her alana etkisi mevcut, her mesleğe, her alana. Bu anlamda sizin mesleğinize nasıl etki ediyor dijital dönüşüm? Dijitalleşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Orası da bir bağlantı yolu olmuş oldu. Devam edebiliriz.
Yani modeller için özellikle Instagram, bu sosyal medyada ben Instagram'a çok önem veriyorum. Sadece ben değil, birçok Türk ve yabancı model. Bizim için Instagram hem yaptığımız işleri anlatmak açısından, hem insanlarla iletişim kurmak açısından, hem de reklam, yani sosyal medyadan gelir elde etmek açısından iyi oldu. Seviyorum. Evet. Biz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son Ben olarak teşekkür ediyorum. neler söylemek istersiniz? Son olarak bu durumun inşallah çabuk düzelir. Artık evden çıkarız, bu sokağa çıkma yasakları düzelir. Mağazalar açılır, herkes işlerine geri döner. Yaz tatillerimizi yapabiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her insan bir dünyada farklı dünyalara yolculuk etmeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz model Simge Ünal'dı. Bir başka programda görüşmek üzere. Bay bay.